İki, bu kurumlar içkin eleştirileriyle birlikte var olacaklar. Şimdi o içkin eleştiri, yani Dörözü kampta çeken meseleye biraz girelim. Bunun için Dörözü'nün sunduğu haliyle Kant'ın düşünce mimarisinin nasıl olduğuna kısaca değinelim. Önce bir yetiler öğretisi var. Dörözü kitabının alt başlığı da bu zaten. Üç yetiden bahsedilir biliyorsunuz burada. Yani zihnin üç yetisinden bahsedilir. Bir de aklın üç yetisinden bahsedilir Kant felsefesinde. Bunlar ayrı şeylerdir. Birincisi bilme yetimizdir. İkincisi arzulama yetimizdir. Arzu duyma yetimizdir. Yani zihnimiz arzu duyar, benliğimiz bilir. Üçüncüsü haz ve acı duyar. Haz ve acı duyma hissiyatıdır, hissidir. Ve bu fakültelerin, bu yetilerin üç şey arasında ilişki olduğunu söylüyor. Yine bir ilişkiler formülasyonu. Eğer öznedeki nesneye dair tasavvur taşların nesneyle uyum ilişkisi içindeyse, yani nesnesine tekabül ediyorsa, bilme yetimiz söz konusudur, doyuma erişir. Eğer nesnedeki, öznedeki nesneye dair tasavvur nesnenin bizzat nedeni oluyorsa ya da olabiliyorsa, bu arzulama yetisinin doyumudur. Eğer nesnedeki, yani öznedeki nesneye dair tasavvur öznenin var olma kudretini artırıp azaltıyorsa, ki bu Spinozacı bir mefhum, var olma kudreti ileride göreceğiz. O zaman da haz ve acı duyma yetisi söz konusudur. Ama bu yeterli değildir şeye göre. Şimdi bir mefhum hiçbir zaman bilme yetisini doyurmayacaktır. Ağaç derim. Ağaç bir tasavvurdur ama bir bilgi değildir. Yeşil derim. Bu ise bir yine tasavvurdur ama bilgi değildir. Ama ağaç yeşildir diyebilirsen, yani bir sentez oluşturabilirsin ağaç fikriyle yeşil fikri arasında. O halde bir bilgi oluştururum. Ama diyor ki Kant, bu deneyden bağımsız bir bilgi değildir. Yani önceden söyleyemem, deneyden bağımsız olarak evrenselmiş gibi söyleyemem. Deneye bağlıdır, a posterioridir. Bu a posteriori bir sentezdir. Her ağaç yeşil olmak zorunda değildir, zorunlu değildir, evrensel de değildir. Yaprakları yeşil olmayan da bulunabilir. Gül kırmızıdır, her gül kırmızı değildir. Bu tür kaba örnekler düşünebilirsiniz böyle meseleyi. Ama Kant bize diyor ki a priori bir sentez mümkün. Yani iki nokta arasındaki en kısa mesafenin bir doğru olması zorunludur. Evrensel bir yerde böyledir. Buradan elbette ki kategorileri öğretmesine sıçrar. Kategoriler her nesneye, mümkün bütün deneyim nesnelerine, Kant'ın deyişinde, atfedilebilecek olan evrensellerdir. Evrensel ve zorunludur. Yani gül kırmızıdır, bir kategori oluşturmaz. Kırmızı diğer renklerle birlikte kategori değildir, ulanlar değildirler. Ama gülün nedeni vardır dediğimde bir kategoriyle karşı karşıyayız. Her şeyin nedeni vardır çünkü. Dolayısıyla mümkün bütün deneyim nesneleri diye bir mefhum
kent doğuyor, Kant felsefesinin mimarisi içinde. Yine Kant'la devam edersek, arzulama yetisine geçtiğimizde yine bir sentez söz konusudur. Demiştik ki arzulama yetimiz, arzu yetimiz, öznenin, öznedeki tasavvurun nesneye bizzat neden oluşudur. Bunun da a priori ve a posteriori deneye bağlı ve deneyden bağımsız formları var. Kant'ta kabaca bu şu demek, eğer ananızdan babanızdan öğreniyorsanız doğru olanın ne olduğunu, neyin arzulanır, neyin arzulanmaya değer olduğunu, geleneklerden öğreniyorsanız, dogmalardan öğreniyorsanız bu ahlakın düşük bir biçimidir, yüksek bir biçimi değildir. Ancak kategorik bir emperatif, yani bir özneyi kaldırdığında başka bir özneyi de yerine koyduğunda bütün öznelerin birbirlerine zorunlu olarak önerebilecekleri istenirlik, arzulanırlıktır. Ahlakın kriteri. Bu ise özgürlük demek. Kant için. Sığ bir özgürlük anlayışı. Ama Deleuze'ün esas hayranlığını cevap eden nokta üçüncü eleştiri tabii. Çünkü ilk iki eleştiri de şu ortaya çıkıyor Kant'ın. Bilme yetisi fikrin, düşüncenin, tasavvurun nesnesiyle uyum içerisinde olmasıyla yetiniyor. Yani biliyor. Ama bu yine Kant'ın transform ettiği eski bir mevhum, fenomenon. Bir fenomendir. Yani bize göründüğü haliyle bir şey. Bize belirdiği, nasıl beliriyorsa öyle. Bununla yetiniyoruz, diyor Kant. Bilme yetimizde. Arzulama yetisi ise öyle bir şey değil. Neden olmak zorunda nesnesine. Yani bir şeyi istediğimde onun bize nasıl göründüğünü istemeyiz, bununla yetinemeyiz. Nesnenin kendisini isteriz. Su içmek, su içmeyi istemek suyun kendisini gerektirir. Sadece bilgisini değil, tasavvurunu değil. Elbette su bulmak için o yetiye ihtiyacınız olacak. Şimdi şeyin kendisi numenon, biliyorsunuz. Yani kendimde şey diye tercüme etmem. İnkansi diye de anlamı bir şey. Hegel'in dediği gibi Kant'ın yine de düşündüğü bir şey tabii bu. İkinci tür yetiler haz ve acı duyma yetisinin a priori formları, yani deneyden bağımsız formları düşünülmeye başlandığı andan itibaren, yani üçüncü kritikle itibaren başka bir mimarinin devreye girmesi gerekiyor yargı gücünün eleştirisinde. Bu da şey, aklın yetileri. Aklın yargılama yetisi, kendini yargılama, yani içkin yargılamayı, özünü öteli içkin yargılamayı, içkin eleştiriyi gerçekleştirme yetisi. Bu da hayal etmek kudretimizdir. Ki şemalarla işler. Yani bir şeyin şemasıyla resmi arasındaki farkı düşünmeniz gerekir. Bunun için bu Spinoza'ya kadar dayanan bir mefhum. Bir şeyin bilgisi, onun nasıl üretildiğinin bilgisidir. Şeyi bilmek odur. Yani genetik bir tanımını yapabilmektir. Nasıl türediğinin bilgisini oluşturmak demektir. Ne eksik ne de fazla. Spinoza'da bu çok daha keskindir. Kant'ta ise farklı gerilimler var tabii. Düşünce etrafında.